Evet sevgili izleyenler, Sabah Andemi ikinci bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi size bir harita, fotoğraflar göstereceğim. Sevakin Adası'nı göstereceğim. Malumunuz Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu Sevakin Adası'ndan bahsetti. Şunu ifade edelim. Bize tarihimizi o kadar unutturdular ki, bize nereden geldiğimizi, ceddimizi o kadar unutturdular ki, dünyanın her coğrafyasında atalarımızın eserleri var. Ancak biz bunları dile getirilmeden maalesef bilmiyoruz. Sevakin Adası, Cumhurbaşkanımız bunu dile getirene kadar hiçbirimiz Sudan'da Sevakin Adası diye bir ada olduğunu, burada da valilerin, Osmanlı valilerinin ikamet ettiğinden haberimiz yoktu. Yine burada Hanefi ve Şafii mezheplerinin mescitlerinin bulunduğundan, önemli bir ticaret merkezi noktası olduğundan hiçbir şekilde haberimiz yoktu bugüne kadar. Şimdi sizlere fotoğraflar getireceğim. Arkadaşlarım bu fotoğrafları verirlerse sevinirim. Ben de sizlere Sevakin Adası'nın tarihinden bahsedeyim. Sevakin Adası zira 19. asra kadar Osmanlı Devleti'nin bugünkü Eritre, Cibuti ve Kuzey Somali'yi kapsayan Habeş Eyaleti valilerinin ikamet adresiydi sevgili izleyenler. Sudan'ın kuzeydoğusunda Kızıldeniz kıyısında liman şehri olan Sevakin, geçmişte Nubya bölgesinin en mühim limanı iken 30 kilometre kuzeydeki Port Sudan'ın kurulmasıyla önemi biraz azaldı. 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethiyle Türk topraklarına katılan şehir 19. asra kadar Osmanlı Devleti'nin, dediğimiz gibi bugünkü Eritre, Cibuti ve Kuzey Somali'yi kapsayan Habeş Eyaleti'nin valilerinin ikamet adresi oldu. 1554 yılında Habeş Seraskerliğine tayin edilen Yemen Beylerbeyi Ömer Paşa, 5 Temmuz 1555 tarihinde Habeş Eyaleti'ni kurarak Sudan'ın Kızıldeniz sahilindeki Sevakin Adası'nı eyalet merkezi yaptı. 16. asırda bu eyalete 8 sancak bağlıydı. 1557 yılında eyalet merkezi bugünkü Eritre'de bir şehir olan Massawa olduysa da 17. asırdan itibaren Beylerbeyi tekrar Sevakin'de oturmaya başladı. Üst rütbeli görevliler genelde Mısır'da sancak beyliği yapanlar arasından tercih ediliyordu. Bu eyalet 18. asır öncesi Cidde sancağı mutasarrıfı olan Mekke Şeyhül Harem'inin idaresine verildi. 18. asrın başından itibaren ise Rumeli Beylerbeyi, Payeli ve Vezir rütbeli toplam 29 Beylerbeyi tarafından idare edildi. Bölgenin muhafazası için Osmanlılar tarafından kaleler inşa edildi ve Kızıldeniz'in bir Osmanlı iç denizi haline dönüşmesiyle beraber buradaki Güney Donanması Hint, Süveyş ve Muha Kaptanlığına ayrıldı. Şehrin idaresi 1865 yılında Mısır Hidivliğine bırakıldı. 1882'de Mısır'ın İngilizler tarafından işgaliyle fiilen Türk hakimiyetinden çıkan şehir 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Anlaşması'nın 17. maddesi uyarınca kesin olarak İngiliz idaresindeki Mısır'a bırakıldı. Sudan'ın İngiliz Mısır idaresinden 1956 yılında bağımsızlığını kazanması ile Sevakin'de Sudan topraklarının bir parçası oldu diyor sevgili izleyenler. İşte Sevakin Adası'nın tarihi böyleydi. 1517 yılında sevgili izleyenler, Yavuz Sultan Selim'in Mısır fethiyle Türk topraklarına katıldı. Sevakin Adası 1882, 300 yıl, 3 asır, asırlarca Osmanlı himayesinde kaldı. Osmanlı etkisinde kaldı. Osmanlı eserlerini zira görüyorsunuz adada. Ancak işte 1956'dan sonra Sudan bağımsızlığını ilan etti, ayrıldı.
bağımsızlığını ilan edince ne oldu? Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Altın avcıları, petrol avcıları Sudan'ı işgal etti. Emperyalistler geldi Sudan'ı işgal etti. Tabii başlarını Fransa, İngiltere çekiyordu bu emperyalistlerin, işgalcilerin. Osmanlı eserlerini görmeye dayanamadılar. Restore ettirmediler. Ettirmedikleri gibi işte yıktırdılar. Osmanlı'nın buradaki imaretleri, oradaki mescitleri, binaları, ticarethaneleri, sarayları buradaydı. İşte Sevakin Adası. Cumhurbaşkanımız da buranın yönetimini, burayı Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir'den istedi. Burayı dedi bize devredin. Biz burayı eski ihtişamına kavuşturalım, eski görkemine kavuşturalım. Tam 3 asır Osmanlı'nın idaresinde kaldı Sevakin Adası topraklar. İşte atalarımızı, ceddimizi tanıyalım sevgili izleyenler. Tanımıyoruz maalesef, bilmiyoruz. Okullarda okutulan kitaplarla sadece bizler tarihimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Oradaki bilgiler de tabii ki kısıtlı, kısıtlı olmak zorunda. Temel bilgilerin yer alması durumunda. Yoksa o kadar köklü bir medeniyetten geliyoruz ki o kitapları okumak bile yıllarca alır. Sadece tek bir padişahın yapmış olduğu çalışmalar, Kanuni'yi okumak, Fatih'i okumak, Yavuz Sultan Selim'i okumak, bunlar bile başlı başına aylar, yıllar sürecek bir eserler. Gurur duyuyoruz atalarımızda ama işte görüyorsunuz yapıları şu an harabe bir halde, harabe vaziyette. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla dileriz buralarda kısa süre içerisinde yenilenir, eski ihtişamına, eski görkemine kavuşur ve bizler de gider orada hem tatilimizi yaparız, gider hem atalarımızın topraklarını görürüz, hem de buraları turizme kazandırmış, Sudan'a kazandırmış oluruz diyelim. Atalarımıza yad etmiş olalım böylece. Mekanları cennet olsun. Onlarla ne kadar gurur duysak az, gerçekten onurlu ve gururlu olmamız gerekiyor. Böyle atalara sahip olduğumuz için kıymetlerini de bilmemiz, benliğimizi de kaybetmememiz gerekiyor. Biz geçelim Bursa'ya. Bursa haberlerine geçelim. Sevgili izleyenler, ne haberimiz var sırada? Karacabey haberimiz var. Malumunuz Karacabey'de İstanbul-İzmir otoyolu çalışmaları hızla devam ediyor. Yapımı devam ediyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da çalışmaları yerinde inceledi. Karacabey'den İstanbul'a ulaşımın 1,5 saat olacağını söyledi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yapımı süren İstanbul-İzmir otoyolu çalışmalarını yerinde inceledi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'den İstanbul'a ulaşımın 1,5 saat olacağını söyledi. Ve bu proje gerçekleştiğinde, sona erdiğinde Karacabey'imizden İstanbul'a ulaşım 1,5 saatte, Karacabey'den İzmir'e ulaşım 2 saatte gerçekleşmiş olacak. Adeta İstanbul'la komşu kapısı vaziyetini ifa edecek güzel ilçemiz Karacabey. Başkan Özkan, bulundukları yörede yetişen tarımsal ürünlerin pazarlamasında da büyük bir avantaj olduğuna dikkat çekti. Yöremizde yetişen tarımsal ürünlerin pazarlamasında da büyük bir avantaj teşkil edecek. Şöyle bir örnek verecek olursak, İstanbul'da Kadıköy'deki bir marketçi ya da manav Bayrampaşa haline İstanbul'a gideceği süre içerisinde gelip Karacabey'de birçok aracıyı da devreden çıkararak üreticilerimizden direkt alışveriş imkanını elde edecek. Evet sevgili izleyenler, şimdi devam ediyoruz. İşte gerçekten projeler diyoruz ya, mega projeler, büyük projeler. Bu da bir ayağı projelerin oldukça önemli. İstanbul-İzmir arasını. Şu an bile İzmir-Bursa arası 5-5,5 saatken yaklaşık 2-2,5 saat, 3 saati düşürecek Bursa-İzmir, İstanbul-İzmir bile daha az. Şimdi geçelim. Türkiye malumunuz yerli milli projelerini devam ettiriyor. Bu projelerde dünyada talep gördükçe bizler de gururlanıyoruz. Ama bunlara devam ederken bir yandan da Türkiye uzay sanayi çalışmalarını da sürdürüyor. Eleman ihtiyacını karşılamak için de çalışmalara başladı. Projeler de gelişiyor, geliştiriliyor. Zira bu projelerin başında Bursa'yı da gururlandıracak bir haber geldi dün.
Uludağ Üniversitesi'nde önümüzdeki yıl açılması planlanan araştırma merkezinde sektöre yetişmiş eleman kazandırılması hedefleniyor. TUSAŞ'tan Bursa'ya araştırma merkezi yatırım müjdesi. TUSAŞ hem kendi bünyesinde hem de sektöre yetişmiş eleman kazandırabilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ Teknik Danışma Kurulu üyesi olan Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Ulcay, sektöre yetişmiş eleman kazandırmak için araştırma merkezi açacağını bildirdi. Amaç bu sektörün sadece TAİ'ye eleman yetişmesi değil, sektöre eleman yetişmesi lazım. Ve bunlar sadece uzay ile havacılıkla çalışan talebeler değil, elektronik, makina, endüstri gibi destek verecek tüm birimden elemanların yetişmesi lazım. Görükle'de araştırma vadisinde yapılacak 1000 metrekarelik araştırma merkezinde yürütülecek projelerde yarı zamanlı çalışacak öğrenciler mezun olduktan sonra hem TAİ hem de sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarda istihdam edilebilecek. TAİ'nin Teknik Danışma Kurulu üyesi Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Ulcay, projenin çizildiğini belirterek yaza kadar yapımının tamamlanıp hizmete gireceğini belirtti. Rektör Ulcay projenin önemine vurgu yaptı. Okuldan diplomayla mezun olarak değil, savunma sanayine yönelik bir takım projelerde çalışarak, kimi yazılımında çalışarak, kimi test merkezinde çalışarak ama fiilen çalışıp bir zihin olgunluğunun oluşması lazım bu sektörde çalışmaya başlamadan önce. Dolayısıyla bu hem TAİ'nin kendisi için eleman ama hem de sektör için eleman yetişmesi için önemli. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi İdare Bina, Kreş ve Ek Tesis açılışı Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşti. Açılışta Bursa Valisi İzzettin Küçük, başarının gayretle elde edileceğine vurgu yaptı. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi İdare Bina, Kreş ve Ek Tesis açılışı Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşti. Açılışa çok sayıda basın mensubu katıldı. Temeli Mayıs 2016'da atılan tesis, 5271 metrekare idari bina, 1334 metrekare kreş, 2250 metrekare 5 banka şubesi ve 1000 metrekaresi kapalı otopark alanı olmak üzere toplam 9855 metrekareden oluşuyor. Açılışta konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük, başarının gayretle elde edileceğine vurgu yaptı. 320 fabrika, 22 bin çalışan, gerçek bir gelişme, gerçek bir sıçrama, başarı. Tabii ısrar ve gayretle, çalışmakla elde edilen bir sonuç bu. Muhyiddin Arabi'nin bir sözü var. Diyor ki, kader gayrete aşıktır. Hiçbir şey kader değildir aslında. Yani bunu demek istiyor. Kader gayrete aşıktır. Gayretle, sabırla gelinen bir nokta. Ben ilk önce değerli yöneticileri ve ekiplerimi tebrik ediyorum. Mehmet Bey'i ve Yalçın Bey'i. Onların çalışma arkadaşlarını. Bursa'da Kasım ayında 1 milyar 309 milyon dolarlık ihracat oldu. BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuksa şu anda devam eden projelerden bahsetti. Müteşebbis Heyet Başkanlığı'nı ve liderliğini Sayın Valimizin üstlendiği, bize olağanüstü gayret enjekte ettiği diyeyim. Valimizin liderliğinde yaklaşık 8500 dönümlük yani 8 milyon 500 bin metrekarelik teknoloji organize sanayi bölgesi tescil edildi, kuruldu. %25'inin de altyapı ihalesi başladı. Tam gaz diyeyim bir hızla inşaatı sürüyor. İnşallah önümüzdeki yılın sonuna kadar ama bir tane, ama beş tane, ama 15 tane fabrikanın bacasını tütmesini hedefliyoruz. Evet sevgili izleyenler, hayırlı olsun diyelim Siram Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ne. Şimdi geçelim Bursa'daki operasyonlara. Malumunuz tüm yurtta terör örgütleriyle operasyonlar devam ediyor. Bursa'da da sürüyor. Terör örgütlerinin isimleri hiç önemli değil. PKK olmuş, YPG olmuş, FETÖ olmuş. Bursa'da da bu kez DHKPC'ye operasyon düzenlendi. İkisi kadın, 6 şüpheli gözaltına alındı bu operasyonda. Emniyete götürüldü. 6 şüpheli sorgularının ardındansa adliyeye sevk edildi. Polis hainleri Bursa'da göz açtırmadı. Bursa'da terör örgütü DHKPC'ye yönelik yapılan operasyonda ikisi kadın, 6 şüpheli yapılan sorguların ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon düzenledi. Ekipler tarafından Yıldırım, Nilüfer, Osman Gazi ve Gemlik ilçelerindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlılar yapılan sorguların ardından adliyeye sevk edildi. Evet, sevgili izleyenler, güvenlik güçlerimiz operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Özellikle Bursa'da operasyonlar hız kesmiyor. Şimdi geçelim, bir habere geçelim. Bağımlılıkla ilgili bir habere geçelim. Malumunuz günümüzde bağımlılığın çeşitleri oldukça artmış durumda. Ama teknolojinin gelişmesiyle en önemli bağımlılık herhalde. İnternet bağımlılığı ki resmi olarak da hastalık kabul ediliyor. Ve bu hastalığın pençesinde maalesef gencecik hayatlar da mevcut. Bizler de Bursa TV ekibi olarak vatandaşlara internet bağımlılığı hakkında ne düşündüklerini sorduk. Cevaplarsa oldukça şaşırtıcı. İnternetin hayatımıza getirdiği kolaylıklar saymakla bitmiyor. Fakat sanal alemin psikolojik, sosyal ve daha nice problemi de gündeme getirdiği büyük bir gerçek. İnternet kullanımı insanlar tarafından oldukça normal karşılanıyor. Ancak madalyonun diğer tarafından bakınca hakikat çok geçmeden açığa çıkıyor. İnternet bağımlılığı hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok konuşuyorlar, onunla hiç ayrılmıyorlar internetin başından. Yani bu bağımlılık yapıyor, beyine zararı da olur. İnternet bağımlılığının tehlikesinin farkına değinen klinik psikolog Deniz Ağar, bağımlılığın bilimsel olarak kanıtlandığını ifade etti. İnternet bağımlılığı artık aslında resmi olarak da bir bağımlılık olarak, bir tanı olarak koyabiliyoruz. Diğer bağımlılıklardan biri olarak tanılar listesine bilimsel olarak da girmiş durumda. Şu an gerçekten hastalık durumunda. Hakikaten küçüğünden büyüğüne kadar bütün herkesin elinde telefon ve bu bence en kötüsü ailelerin içindeki iletişimi engellemeye sebep oluyor. Sosyal medyanın oluşturduğu zararların farkına varan gençler normal insanlarla bazen konuşma zorluğu çektiklerini belirtti. İnternet bağımlılığı hakkında abla telefon üzerinden nasıl desem sosyal medya falan çok bayağı bir süre takılınca sosyal medyada normal insanla konuşmak zorluğu çekiyorsun mesela karanlıkta falan. Bana da çok oluyor bu. Türkiye'de 12-18 yaş grubu arasındaki gençlerin %3.6'sı internet bağımlısı ve maalesef %21.8'i ise bağımlılık sınırında. Gittikçe artan bağımlılık bireylerin özgürlük haklarını yok etmekle birlikte geleceklerini de çalmayı başarıyor. Bu son zamanlarda sosyal medyanın üzerimizde büyük bir etkisi ve baskısı var. Doğru bir şekilde kullanırsa güzel olur ama biz genelde gençleri yanlış kullanıyoruz. Evet sevgili izleyenler, yorumlar bu şekildeydi. Klinik psikologumuz da açıkladı, artık hastalık olarak kabul ediliyor diye. Çin'de bu bağımlılıkla mücadele için bir özel hapishane bile mevcut. Hapishane değil aslında, klinik rehabilitasyon merkezi ama hapishaneden farklı. Sabah 5'te kalkılıyor, içtima alınıyor, spor yapılıyor. Kesinlikle teknolojiden uzak. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir yazı okuduğumda orada kalan kişilerin ailelerine artık yalvardıklarını, ya beni alın ya da kendimi öldüreceğim, bilgisayarıma, tabletime, telefonuma ihtiyacım var, dayanamıyorum o yoksunluğa diye, gerçekten ürkütücü, korkutucu boyutlara ulaşmış durumda. Buradan bir tavsiyede bulunayım. Ben çevremde çok görüyorum. Aileler küçücük çocuklarına, özellikle anneler, dizi izlerken, televizyon programı izlerken kendilerini rahatsız etmesinler diye küçük çocuklarına veriyorlar telefonları, veriyorlar tabletleri. Aman oynasın, beni rahatsız etmesin, aman bana dokunmasın diye. Yapmayın. Çocuklarınızı buna alıştırmayın henüz şimdiden. Yani daha sonra bu çocukları biz görüyoruz. 15 yaşına geliyor, 16 yaşına geliyor, 17 yaşına geliyor. Tamamen kendini içine kapanık, elinde telefon, kimseyle iletişim kurmayan bir gençlik, bir nesil ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçelim. Çocuklarımızla vakit geçirelim. Daha sonra bu kaybedilen zamanı çok ararsınız ileride ama kaybedilen zaman geri gelmiyor. Şimdi Üç Dağcı Bursa'da Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılında Sarıkamış şehitlerini Uludağ'ın zirvesine tırmanarak andı. Geceyi -17 derecede soğukta geçiren dağcılar daha sonra Bursa'ya döndü.
Bursa'da 3 dağcı Sarıkamış şehitlerini Uludağ zirvesinde andı. Bursa'dan yola çıkan dağcılar önce Uludağ Jandarma Komutanlığı'na ardından da Wolfram bölgesine çıktı. Aniden bastıran sis ve tipiye rağmen yanlarında getirdikleri GPS cihazı sayesinde 2453 metre yüksekliğindeki küçük zirveye ulaşan dağcılar burada durum değerlendirmesi yaptı. Can güvenliği sebebiyle geceyi zirvede bulunan dağcı kulübesinde geçirmeye karar veren dağcılar, ertesi gün Sarı Alan'a, oradan da Bursa'ya yürüyerek faaliyeti sonlandırdı. Kameraları donan dağcılar adına konuşan Yüksel Çalıkoğlu, ekipmanlarını tam almalarına rağmen soğuğu iliklerine kadar hissettiklerini ifade etti. 2 günlük bir faaliyetti. Yanımıza çadırlarımızı almadık. Tabii bundaki belli bir amacımız vardı. Aynı zamanda Sarıkamış şehitlerimizin neler yaşadığını hissetmek amaçlıydı. Cumartesi günü bir fırtınaya yakalandık. Teknik donanımız, malzememiz tam, kıyafetlerimiz mükemmel olduğu halde soğuğu iliklerimize kadar hissettik. Evet, sevgili izleyenler, Sarıkamış şehitlerimizi Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılında bizler de bir kez daha anmış olalım. Ve geçelim, yine Uludağ'dayız ama bu sefer ilginç bir habere geçeceğiz. Kış turizminin gözde merkezi zira Uludağ. Sadece Bursa açısından değil, bölge açısından, Türkiye açısından önemli bir merkez. Ve Uludağ'da ilginç bir evlilik teklifi ne sahne oldu Uludağ'dan. 3 gündür Uludağ'da tatil yapan Ozan Atabey, 15 yıldır aşık olduğu sevgilisi Didem Saygılı'ya pistin ortasında yüzük takarak evlenme teklifi etti. Ne dersin? Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ ilginç bir evlilik teklifine sahne oldu. 3 gündür Uludağ'da tatil yapan Ozan Atabey, 15 yıldır aşık olduğu Didem Saygılı'ya pistin ortasında yüzük takarak evlilik teklif etti. Ozan Atabey, oteller bölgesinde yüzlerce tatilcinin önünde diz çökerek Didem Saygılı'ya evlenme teklif etti. Genç kadınsa sürpriz teklif karşısında uzun süre şaşkınlığını üzerinden atamazken cevabı evet oldu. Mutluyum, çok sevinçliyim. Bütün genç kızlara sesleniyorum. Ümitlerini sakın kaybetmesinler. Sevgi, aşk ummadıkları anda gelip onları bulabiliyor. Vallahi sabah terk etmeyi planlıyordum. Öğlen evet dedim. Ne zaman ne olacağı belli değil. Genç çift düğünlerini Ocak ayından sonra yapacaklarını ve balayı içinde Uludağ'a geleceklerini söyledi. 15 yıllık büyük aşk. Vallahi ne diyelim yani, 15 yıl çok uzun bir süre. İnsanlar 5. 3. 4. yılını kutluyorken 15 yıl aşık olmak, ardından evlenmek, genç arkadaşımız ne o zaman ne olacağı belli değil. Sabah terk ediyordum, bugün evleniyorum dedi. Yarın boşarsın, sıkıntı olmaz diyelim ama hayırlı olsun diyelim. Allah mutluluklarını daim etsin inşallah. Şimdi geçelim, bir düğüne geçelim. Zira AK Parti Bursa Eski Milletvekillerinden İsmet Sun'un kızı Hilal Su, hayatını Fatih Akın'la birleştirdi. İş, sanat ve siyaset dünyasının ünlü simaları göz kamaştıran gecede genç çifte mutluluk diledi. AK Parti Bursa Eski Milletvekillerinden İsmet Sun'un biricik kızı Hilal Su, hayatını Fatih Akın'la birleştirdi. Su ve Akın ailelerinin görkemli düğün merasiminde iş, sanat ve siyaset dünyasının birçok ismi de bir araya gelerek genç çiftin mutluluklarını paylaştı. Merinoz Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen düğün töreninde ilk danslarını konukların karşısında yaptı. AK Parti Bursa Milletvekillerinin şahitlik yaptığı gecede Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, gençleri bir ömür birbirine bağlayan nikahı kıydı. Evet sevgili izleyenler, biz de Hilal Su ve Fatih Akın çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileyelim. Bursa haberlerimiz böyleydi. Şimdi nereye geleceğiz? Malumunuz bu çok eleştirilen KHK'ya geleceğiz sevgili izleyenler. Neden KHK'ya geleceğim? Önemli bir isim, zira önemli bir siyaset adamı bu KHK'yı eleştirmiş. Yapılan açıklamalara rağmen eleştirmiş. Ben pek anlam veremedim. Bir açıdan da üzüldüğüm için ifade edeyim size.
Zira Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la başlamıştı yola. Erdoğan döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız el verdi. Kardeş gönül gönüllü hareket ettiler. Bakanlık yaptı. Ardından Cumhurbaşkanımız oldu. 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül. 121. madde bu muhalefetin de tepki gösterdiği özellikle HDP'nin, muhalefetin, işte Barolar Birliği Başkanı'nın, İşçi Partisi'nin tepki gösterdiği bu maddeye, 121. maddeye Sayın Gül de tepki göstermiş. Demiş ki hukuk açısından muğlaktır, kaygı vericidir. Sayın Abdullah Gül sanıyorum ya bakanlarımızın açıklamalarını dinlemedi ki, öyle olduğunu ümit ediyorum. Zira maddeyle ilgili açıklamalar net. Geneli kapsamıyor bu maddeler. Onu ifade edeyim bir kez daha. 15. ve 16. 16 Temmuz'u kapsayan maddeler. Sayın Gül yanlışlıkla sehven yazdığını ümit ediyorum. Okumadığını ümit ediyorum. Zira gerçekten değerli bir siyaset adam ama Sayın Abdullah Gül'e tavsiyede bulunalım dilerseniz. Siz siyasete girmediniz Sayın Gül, siyasete karışmam dediniz, girmeyeceğim dediniz. Bence emekliliğinizin tadını çıkarın. Bu tarz böyle talihsiz açıklamalar yapmaktan da kaçınalım, hukuk adına kaygı vericidir, muğlak ifadelerdir ki Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı açıklama yaptı, AK Parti sözcüsü Mahir Ünal açıklama yaptı. Bu geneli itibariyle değil, sadece 15 Temmuz ve 16 Temmuz'u kapsamaktadır dedi. Üstüne basa basa da söyledi. Muhalefet partilerinin yine bu konuyu kaşıdığını, malum sebeplerle kaşıdığını. Siz de lütfen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın uzun yıllar yol arkadaşlığını yaptınız, yol arkadaşı oldunuz, Cumhurbaşkanlığı yaptınız, Cumhur'un reisi oldunuz ülkede, bizlerin reisi oldunuz. Lütfen sizler de hükümet eleştirmek adına eleştiri yapanlarla aynı saflarda yer almayın. Siz önemli bir siyaset adamıysınız. Zira önemli bir isimsiniz. Türkiye için, bizler için emekliliğinizin tadını çıkarın diyorum ben şahsen. Ve bir de bilgi paylaşayım sizlere. Sevgili izleyenler, Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı olduğu döneminde malumunuz tüm şirketlerinin vergisini Bursa'ya veren bir isim var, Ahmet Nazif Zorlu. Bursa'da şirketleri var. Binlerce kişiye istihdam sağlıyor, iş veriyorlar. Yine İstanbul'da ikamet eden Sami Kılınç, Kayserili iş adamı. Bu kişilerle ilgili bizlere bir dosya getirdiler. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde. Zira Rusya'daki bir santralle alakalı yaşanan bazı usulsüzlükler mi diyeyim ya da yapılan bazı işlemler var. Tam böyle yerine oturmayan, taşların yerine oturmadığı işlemler mevcut Sayın Gül'ün döneminde Ahmet Nazif Zorlu ve Sami Kılınç'la alakalı olarak. Bursa'daki bir danışmanlık firmasının sahibi de ilerleyen günlerde Bursa TV ekranlarında dedik ya, milletin sesiyiz biz, milletin kanalıyız. Milletimiz için ne önemliyse bizim için de o önemli. Milletimizin faydasına neyi varsa biz onu bu ekranlarda yayınlarız. Ve her zaman olduğu gibi özel haber, Bursa'nın gündemini sarsan, Türkiye'nin gündemini sarsan haberlere de devam ediyoruz. Bursa'daki bir danışmanlık firmasının sahibi, isim vermeyeceğim, sürpriz olsun. İlerleyen günlerde bu dosya şu an inceleniyor. Nedir, ne değildir, nerede yanlışlık var, nerede eksik var, kalan yönler, bilerek mi bu hatalar yapıldı, bilmeden mi yapıldı, art niyet var mıydı, kasıt var mıydı, bunların hepsi araştırılıyor. İlerleyen günlerde bu danışmanlık firmasının sahibi Bursa TV kameralarının karşısına geçecek ve yaşananları tek tek, nerede ne varsa, ne olduysa tüm çıplaklığıyla açıklayacak diyelim. Buradan bu hatırlatmayı, bu bilgiyi de sizlere paylaşalım. Şöyle söylemekte fayda var. Arkadaşlarımız inceliyor dedim. Bana söylenen kadarıyla Türkiye'yi sarsacak, Bursa'yı sarsacak belgeler bunlar olduğu ifade ediliyor. Bakalım merakla
bekleyip göreceğiz içeriklerini. Sürpriz olsun sizlere sevgili izleyenler. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Sırada Bursa'daki yerel gazetelerin manşetleri var. Evet sevgili izleyenler, sabahın demeyi kaldığı yerden devam ediyor. Ne var sırada? Bursa Sancak gazetesi var. Yerel gazetelerin manşetleri var. Yerel gazetelerin manşetlerinde görmüş olduğunuz gibi hava kirliliği tarih oluyor başlığı atılmış Bursa Sancak gazetesinde. Bursa ekonomisinin can damarlarından biri olan MOSAB'ın idari binası açılışında konuşan Vali Küçük, Bursa'nın ve ekonomisinin büyümesinde NOSAB'ın önemli bir payı olduğunu söyledi. Vali Küçük ayrıca Bursa'nın hava kirliliğine neşter vurmak için eylem planı oluşturduklarını da belirtti. Gayrete aşıktır, hiçbir şey kader değildir aslında dedi. Gayrette sabırla gelinen bir noktadır dedi. NOSAB'ın bulunduğu nokta, ben ilk önce değerli yöneticileri ve ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyorum dedi. Vali Küçük. Hava kirliliği eylem planından da bahsetti. Hava kirliliğinde geçtiğimiz günlerde artış olduğuna vurgu yaptı Sayın Valim. Ve nadir olay ile karşı karşıya kaldığımız bir durumdan dolayı kaynaklanmaktadır demiş. Ama bu bizim hava kirliliğini göz ardı edeceğimiz anlamına gelmez. Bu kışın hava kirliliğine neden olan yüksek miktarda kömür yakılması, otomobiller ve fabrika bacaları gibi ana unsurlara yönelik ayrı bir eylem planı hazırladık. Çalışmalarımızı yakında kamuoyuyla paylaşacağız dedi Sayın Vali Küçük. Ve hemen şöyle sol tarafında ekranınız getirelim. Yıldırım pırıl pırıl diyor sevgili izleyenler. Daha temiz bir yıldırım sloganıyla çalışan Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 674 kişilik ekip tarafından ilçenin cadde ve sokaklarında haftanın her günü aralıksız gerçekleştirilen çöp toplama çalışmaları ile Yıldırım'da adeta temizlik harekatı yapılıyor. 3,5 yıldır temizlikte önce uygulamalara imza attıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı'ya devali, yaşadığımız şehir hepimizin ortak alanı. Amacımız vatandaşlarımıza daha temiz ve daha sağlıklı bir ilçe sunmak dedi. Geçtiğimiz günlerde malumunuz dağ yolunda da bir temizlik yaptı Yıldırım Belediyesi ki teşekkür ediyorum. Duyarsız vatandaşları da buradan kınayalım. Dağ yolu gerçekten ya Bursa hepimizin güzelliği değil mi? Türkiye, Bursa cennet ülkemiz, cennet şehrimiz hepimiz için önemli. Geleceğe taşımamız lazım. Ama özellikle dağ yoluna çıkanlar lütfen yediğiniz içtiğiniz şişeleri yola atmayın. Eteklere atmayın. Yani buralardan bakıldığında gözükmüyor ama yaklaştıkça o çöp yığınları gerçekten içler acısı bir hal. Kendi kendimize yapıyoruz. Bunu buradan söyleyelim. Atmayalım çöplerimizi. Arabanızda tutun. Çöp konteynerleri var zaten yollarda. Çöp konteynerlerine atın. Yani kirletmeyelim. Uludağ Üniversitesi'nden yetişmiş eleman desteği haberini ekranlarınıza getirdim. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ sektöre eleman yetiştirmek için Uludağ Üniversitesi'nde bir merkez açıyor. Evet, Aktaş'tan iletişim sorununa neşter diyor. Vatandaş taleplerinin değerlendirilmesi noktasında yaşanan sorunun ortadan kaldırılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın talimatıyla BİKOM ve 17 ilçe belediyesindeki hizmet masaları arasında koordinasyon sağlanıyor. BİKOM ve ilçe belediyelerindeki hizmet masaları arasında sağlanan koordinasyon ve yapılacak işbirliğiyle vatandaş taleplerinin değerlendirilmesi noktasında yaşanan sorun tamamen ortadan kaldırılacak. Böylelikle vatandaş talebi hakkında sürekli bilgi sahibi olacak. Evet, gerçekten önemli. Arıyorsunuz, sorun bildiriyorsunuz ama sorunun ne olduğuna dair sizlere genelde pek dönüş yapılmıyor. Ya çözülüyor tabii ki, genellikle çözülüyor ama bilgi verilse de iyi olur. Hemen Sancak gazetesi, ceza muafiyeti 15 Temmuz'da sınırlı, CHP ve bazı medyalar tarafından çarpıtılan sivillere ceza muafiyeti düzenlemesiyle ilişki konuşan AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, bu düzenleme 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsünü kapsamaktadır dedi. Bir kez daha hatırlatalım.
Sayın Abdullah Gül'e de buradan saygılarımızı iletelim. 1,5 milyona müjde, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu. Kanun hükmünde kararname ile çalışma hayatında yapılan düzenlemelerle ilgili açıklamasında AK Parti hükümeti olarak 15 yıldır her alanda yaptıkları devrim niteliğindeki çalışmalara taşeron düzenlemesiyle bir yenisini daha eklediklerini ifade etti. 1 milyondan fazla kardeşimiz aileleriyle birlikte 5 milyon kişi hükümetimizin müjdesiyle büyük bir mutluluk yaşıyor. Kimse bu mutluluğu gölgelemeye çalışmasın dedi sevgili izleyenler. Sayın Sarıeroğlu. Evet, Sancak Gazetesi'nin manşeti böyleydi. Bizler devam edelim dilerseniz. Yeni Dönem Gazetesi, Bursa'nın artık büyümesi lazım. Bursa'da kentsel planlamanın hatalı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, 2 milyona yakın nüfus dar bir alana sıkışmış. Bu yoğunluğu yüksek binalar yaparak aşamayız. Bursa'nın artık büyümesi lazım dedi. Evet, Bursa'nın büyümesi lazım Sayın Aktaş ifade ettiğimiz üzere. Yeni alanlar oluşturulabilir. Satmak değil, belediye bünyesinde ya da belli bir firmalara işte yapıştır devret şeklinde yapılabilir. Ya da TOKİ marifetiyle yapılabilir evler. İş yerleri yapacaksak dediğimiz üzere yapıştır devret şeklinde yapılabilir. Ama mutlaka ben her programda bu konu açıldığı zaman, kentsel dönüşüm açıldığı zaman yine ifade ediyorum. Doğan Bey'den lütfen bizi kurtarın Sayın Başkan. Evet, geçtiğimiz günlerde, dün sanırım arkadaşım bir haberini de iletmişti. Doğan Bey'deki katlardaki, binalardaki asansörleri durdurdular diye. 15, 16, 17 katlı binalar yapıyoruz asansörleri. Peki o insanlar nasıl inip çıkacak? Evet, devam edelim. Üç yiğit Hakkari'de şehit düştü diyor. Aynı ilçeye bağlı Derecik Beldesi'ndeki üst bölgesinde görevli bir sözleşmeli er de el bombasının kazara patlaması sonucu şehit düştü. İki asker yaralandı. Hakkari'den acı haberi vermiştim size. Yine Derecik'ten de üzücü haber. Soruşturması gereken, düşünmesi gereken bir nokta. Bir sözleşmeli er el bombasıyla ne yapmak ister? Neden el bombasını tutar? Zira sözleşmeler, eğitimler bunu veriyor. Kazara nasıl patlar? Gerçekten kazara mı patladı ayrıca? Genelkurmay Başkanı Akar'ın açıklamaları var. TSK milletin emrindedir dedi. Görevinin başındadır. Her türlü tehlikeye karşı diye ekledi. Yeni Dönem Gazetesi'nin sürü manşetinde KHK gerilimi diyor. Evet. CHP AYM'ye gidecek Anayasa Mahkemesi'nden şaşırtmadı. Bizleri ki muhtemelen Anayasa Mahkemesi'nden dönecektir. Timsah avantaj peşinde, Süper Lig'de ilk yeri 25 puanla tamamlayan Bursa Spor bugün Silah Türkiye Kupası son 16 turunda sahneye çıkıyor. Yeşil Beyazlar Gençler Birliği deplasmanda rövanş için avantaj sağlayacak. Saat 18.30'da yayınlanacak bu karşılaşma sevgili izleyenler. Bunları da aktaralım sizlere. Evet, yerel gazetelerimizin manşetleri böyleydi. 26 Aralık Salı gününün sabah andeminden de bitiriyoruz. Sonuna geliyoruz sabah andemi programının da. Yarın yine aynı saatte 07'de bizler yine ekranlarınızın karşısında olacağız. Sizleri bekliyoruz efendim. Hoşça kalın. Sönmeden yurdumun üstünde tütenler en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrene ey nazlı hilal.
Şafaklar gibi.